yapıyorum. Basına ve kamuoyuna. Hasta mahpus Sinan Türkmen serbest bırakılsın. Hapishanelerde mahpusların ve hasta mahpusların sesi yetkililer ve ilgililer tarafından duyulmamaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu sağlık raporlarını hiçbir şekilde dikkate almıyor. Yine Adli Tıp Kurumu'nun hasta mahpus için hapishanede kalamaz raporu vermesine rağmen tahliye kararları tamamen savcıların insafına bırakılıyor. Hapishanelerden gelen mektuplarda sürekli ve devam eden hak ihlallerinden şikayet ediliyor. Hasta mahpuslar tedavilerinin yapılmadığını, kelepçeli muayene ve hatta kelepçeli tedaviye zorlandıklarını, hastanelere gidişlerde ambulanslarla gitmesi gereken durumda oldukları halde ring aracına bindirdiklerini, muayene sırasında askerin odadan çıkmadığı gibi birçok hak ihlalini belirtiyorlar. Ayrıca muayene eden doktorların da hasta mahpusların insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde tedavi edilerek sağlığına kavuşmasını sağlaması gerekiyor. Bu haftaki 401. F oturmamızda hasta mahpus Sinan Türkmen'in durumunu sizlerle paylaşacağız. Sinan Türkmen müebbet hükümlüsü ve 27 yıldır hapiste. Halen Bolu F tipi hapishanesinde tutulan Sinan Türkmen hepatit B taşıyıcısı ve belli zamanlarda yapılan kan tahlili dışında herhangi bir tedavi uygulanmıyor. 15 yıldır devam eden Behçet hastalığının etkisiyle her iki gözünde de görme kaybı ve sürekli olarak devam etmektedir. Ayrıca Behçet hastalığına bağlı olarak dizleri, el, ayak, bilek eklemlerinde kırıklık, şişkinlik ve ödem oluşmaktadır. Sinan Türkmen sürekli tedavi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Ancak şimdiye kadar bir kez Ankara Numune Hastanesi'nde bir ay tedavi görmüştür. Sinan Türkmen hapishanede koşullarından dolayı sadece ilaçlarla hastalığını kontrol altına tutmaya çalışıyor. 3 ayda bir hastaneye sevk olması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Ancak ringlerin havasız olması, kimi zaman hastaneye gidiş gelişlerdeki sıkıntılar nedeniyle sevklerde problem yaşanıyor. Behçet hastalığına bağlı olarak dizleri, el ve ayak bileklerinde, eklemlerinde kırıklık, şişkinlik, ödem oluşuyor. Her iki hastalığında tedavileri zaten yapılamıyor. Ancak kontrol altında tutulmaları gerekiyor. Hapishane koşullarında da bu mümkün olmuyor. Bizler insan hakları savunucuları ve hapishane komisyonu olarak o halle birlikte artarak devam eden hak ihlallerinin başta yaşam ve tedavi görme hakkı olmak üzere sağlığa erişim hakkının öndeki engellerin kaldırılması ve en temel insan hakkı olan yaşam hakkının sağlanmasını istiyoruz. Yetkilileri bir an önce hasta mahpusların serbest bırakılması için göreve çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Sinan Türkmen serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi, Hapishane Komisyonu. Arkadaşlar size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen iki gün önce biz Esin Kavruk ile ilgili burada dernekte bir basın açıklaması, basın toplantısı yapmıştık. Onda Esin Sağol'un DNA testini almak için Bakırköy Hapishanesi'ne yatarken onun DNA'sını almak için almaya çalıştılar. Fakat oradaki mahpuslar müsaade etmediler ve onlar da biz zorla aldık dediler. İki gün evvel robokoplarla girip aldılar. Öyle karşı kan mahpuslar da içeridekiler de darp ve saçlardan sürüklenerek işkence gördüler. Dolayısıyla biz bu konuda önümüzdeki hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Sizleri bu konuda çağrımızı yapacağız. Hasta mahpuslar serbest.
bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Sinan Türkmen serbest bırakılsın.